Mevla Celle ve Ala Hazretlerinin bize ihtiyacı olmadığı halde her an bizimle beraberdir. Bizim ona her şeyde ihtiyacımız olduğu halde biz neden başka yerlerde, yaban yerlerde dolaşalım ki? Biz niye Mevla ile olmayalım? Şimdi bir insan abdest alır namazı durduğunda Mevla Celle Celaluhu kuluna özel bir yönelmeyle yöneliyor. Siz bir eve gitseniz, misafir olarak birine gitseniz, ev sahibine hoş geldin, sefa geldin der, yüzünü gözünü sana yöneltir, iltifat eder sana. Biz şimdi abdestimizi alıp Allahu Ekber diye namaza durduğumuzda tabiri caizse özel her şeyden sıyrıldık. Telefon bir tarafa, internet bir tarafa, televizyon bir tarafa, arkadaşlar, dostlar bir tarafa, Allah'a yöneldik. Biz Allah'a yönelince Mevla da bize yönelir. Hoş geldin, sefa geldim der gibi biz Allah'a yönelince Allah da bize yönelir. Fakat bizim kalbimiz bağda bayırda, çarşıda, efendim başka yerlerde dolaşırsa Mevla buyurur ki kulum benden daha iyisini mi buldun da ona yöneliyorsun? Ben sana yöneldim kulum, sen benden daha iyisini mi buldun da ona yöneliyorsun? Mevla bizim kendisine yönelmemizi istiyor. Mevla'ya ulaşmak için çöllerde, dağlarda, bayırlarda dolaşmaya, ahuva etmeye gerek yok. Mevla seninle beraberdir. Sen vazifelerini yapacaksın. Gönlünde Allah derdini birinci dert yapacaksın. Olur olmaz tek derdim budur, Allah'a ulaşmaktır. Ona kendimi sevdirmek, rızasını kazanmaktır diyeceksin. Ondan sonra dostuna ulaşmış olacaksın.